Çocukluğuma dair hatırladıklarım arasında bir adam var. Kısa boylu, kolunda ve kafasında Türk bayrağı bulunan havalı bir adam. Babamların televizyon karşısına geçip ayakta izledikleri, sağ yumruğunun ne kadar tehlikeli olduğu hakkında konuştukları bir dövüşçü. Gürkan Özkan. Bir de Gürkan Özkan ismini anons eden spikerin sesi. O günlerde izlediklerim o kadar hoşuma gitmişti ki Gürkan Özkan ismi hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Biliyorsunuz çoğu videoma duygusal yaklaşırım. Benim için anıları vardır. Tıpkı Bedir Hari videosu gibi. İçerik üretmeye başladığım andan itibaren Gürkan Özkan ile ilgili bir video yapmak istiyordum. Doğru anın bugün olduğunu düşündüm ve önce babamı arayarak onun da fikirlerini aldıktan sonra bu videoyu yapmaya karar verdim. Umarım video hoşunuza gider. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun ki şu 50.000 barajını artık geçelim, 100.000'lere doğru gidelim. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız Gürkan Özkan videosu sizlerle. Hadi başlayalım. 114 maç, 104 galibiyet, 68 nokaut. Gürkan! Özkan! Hamit Akgüs arada. Ve müthiş bir sağ, bravo Gürkan. Haydi karaciğer ve böbrek çalışması yap bakalım biraz. Kuş gitti. Abdurrahman Penda iplerin üzerine doğru gidiyor Gürkan Özkan. Sağ ve sol darbeler. Sağını tutturamadı, solunu tutturdu. Rakipten bir ayak geliyor. Müthiş bir sağ, ikinci sağ. Haydi Gürkan. Sol, sol Gürkan arkadan tekrar devam ettir. Sol boşa gidiyor. Bir sağ vursa indirecek rakibini. Kan gördüğü zaman kontrolünü kaybeden, insanların deyimiyle çok teknik olmayan fakat yüreğiyle dövüşen, sakatlanmasına rağmen kavgalarını bırakmayan Gürkan Özkan'a ne oldu? Hayatta mıydı? 11 yıl önce hakkında yapılan bir haberde hapishaneye gireceği yazıyordu. Yoksa yaşıyordu ve hapishanede miydi? Ortada cevaplanması gereken birçok soru var. Belki de izlediğim ilk dövüşçü olan Gürkan Özkan ile ilgili en azından bir bilgi istiyordum. Hayatta mıydı? Elimde olan bilgiler şunlardı. Gürkan Özkan 28 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmişti. Ankara'da doğan Özkan 8 yaşına kadar Türkiye'de eğitim görmüş, ardından ailesiyle birlikte Avustralya'ya göç etmişti. Eğitimine Avustralya'da devam eden Gürkan Özkan dövüş sporlarına da yine Avustralya'da başlamıştı. Hatta Avustralya'da dünya şampiyonu olmuş, kazandığı dünya şampiyonlukları ve dövüşleri sayesinde halk ona dövüş makinesi lakabını takmıştı. Kariyerinin ilerleyen zamanlarında Chris Johnson, Headhunter, Mike Zambidis gibi dövüşçülere karşı çok iyi mücadeleler çıkarmıştı. Özkan yenilgisiz bir dövüşçü değildi. Kariyerinde ağır yenilgiler almıştı. Yeniyordu, yeniliyordu. Onu özel kılan sonuna kadar maçlarına devam etmesiydi. Ülkemizde böyle dövüşçüleri severiz. İzlemesi keyiflidir. Her şeylerini ortaya koyarlar. Amaçları rakibini bitirmektir. Sakatlansalar bile sonuna kadar devam etmek isterler. Buna bir örnek vermek istiyorum. 2000 yılında Gürkan Özkan Peter Graham ile karşı karşıya geldi. Peter Graham Gürkan Özkan'a oranla büyüktü ve uzun bacaklara sahipti. Uzun bacaklarını kullanarak mesafede dövüş Peter Graham, Gürkan Özkan'ın bacaklarında tekme atmaya başlamıştı. Gürkan Özkan rakibini sağıyla yakalamaya çalışsa da Peter Graham tekmeleriyle Gürkan Özkan'ın canını yakmıştı. Ayakta durmakta zorlanıyordu fakat hala rakibini bitirmeye çalışıyordu. O sağ yumruğunu rakibinin yüzüyle buluşturmak istiyordu. Alçak tekmeler devam edince hakem araya girdi ve maçı bitirdi. Buradan da görüldüğü gibi hakem araya girmese belki de bacakları tamamen tutmayıncaya kadar devam edecekti. İşte Gürkan Özkan'ın sevilme nedeni rakibi kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmasıydı. Peki dostlarım, Gürkan Özkan'a ne oldu? Bir ipucu arıyordum. 2000'lerin başında Gürkan Özkan'ı izlemiş insanlar onun bir anda ortadan kaybolduğunu yazmışlardı. Doğruydu. Gürkan Özkan 2009 yılında sakatlandıktan sonra hiç gözükmemişti. Topluluklarda Gürkan Özkan'ı araştırdığımda bir isim dikkatimi çekti. Tarık Solak. Tarık Solak 1900
1964 yılında Yozgatlı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Ailesinin Avustralya'ya göç etmesiyle Avustralya'da büyüdü. Tıpkı Gürkan Özkan gibi. Tarık Solak bir organizatördü. Hatta Avustralya'dan Türkiye'ye Gürkan Özkan'ı o getirmişti. O günlerde işini çok iyi yapan Tarık Solak, Headhunter, Gürkan Özkan gibi dövüşçülere maç ayarlamış, televizyonlarda tüm Türkiye'ye bu maçları izletmişti. Solak bu maçların oluşmasındaki en büyük sebepti. Eğer Tarık Solak'a ulaşabilirsem Gürkan Özkan'a da ulaşabilirdim. Ben Tarık Solak'ın ismini daha önce duymuştum fakat kendisiyle ilgili bir bilgim yoktu. Onu araştırdığımda ise vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Araştırmalarıma devam ettim. YouTube'da Gürkan Özkan ismini arattım ve en aşağıya kadar indim. Fakat hala elimde sizlere sunabileceğim bir kanıt yoktu. Sadece maçlarından görüntüler vardı. Google'da Gürkan Özkan ismini arattığımda ise 11 yıl önce hakkında yapılan bir habere denk geldim. Özkan'ın sürat yaptığı ve bundan dolayı hapishaneye gireceği yazıyordu. Haber şöyleydi. Eski dünya kickbox şampiyonu Gürkan Özkan yüksek hız yaptığı için polisler tarafından durdurulmaya çalışılmış, durmayan şampiyon polislerden kaçarken kazaya karışmıştı. Hız sınırını da toplamda 3 defa aşmıştı. 2009 yılında sakatlandığı için spordan emekli olan Gürkan Özkan'ın elinde hiçbir şey kalmamış, annesiyle birlikte yaşamaya başlamış, uzun süredir devam eden ilişkisi de bitince maddi ve manevi elindeki her şeyi kaybetmişti. Pes ettiği ve uyuşmaya yöneldiği yine haberin devamında yazıyordu. Pazartesi günü ise Gürkan Özkan cezasına çarptırılmak üzere tutuklanmıştı. Gürkan Özkan ile ilgili ulaştığım son haber buydu. Haber ülkemizde de yapılmıştı. Bundan sonrası yok. O günlerde 42 yaşında olan Gürkan Özkan'ın 5 yıl hapishanede kalacağı söylenmişti. Peki sonrası? Bu haberi okuduktan sonra YouTube'a tekrar girdim ve benim gördüğüm kadarıyla Gürkan Özkan videolarını paylaşan bir isim vardı. Mustafa Sezer. Ona ulaştım ve Gürkan Özkan ile ilgili neler bildiğini sordum. Mustafa ile iletişim halindeyken dövüş sporları içerisinde olan tanıdıklarımla da telefonda görüşerek Gürkan Özkan'ı sordum. Aynı anda iki işi yapıyordum. Kimseye Gürkan Özkan ile ilgili bir bilgim olduğunu söylemedim. Onların ne bildiklerini de merak ediyordum. Mustafa Sezer Gürkan Özkan'ın hayatta olduğunu söylerken aynı anda telefonda görüştüğüm tanıdıklarım vefat ettiğini söylediler. Kafam iyice karışmıştı. Kesin bir sonuca ulaşmalıydım. Eğer Gürkan Özkan şu anda hayatta değilse bile bir kanıt lazımdı bana. İkna olmalıydım. Instagram'da, Facebook'ta, X'te her yerde Gürkan Özkan'ı tekrardan arattım. Fakat yine bir sonuca ulaşamadım. Sizlere sunabileceğim hiçbir şey yoktu. Videoyu her an iptal edebilirdim çünkü Gürkan Özkan'ın hayatta olup olmadığını dahi öğrenememiştim. X'te gezerken insanların Gürkan Özkan'ın maçlarını izlerken yaşadıklarını paylaştıklarını gördüm. Sadece babalarımız değil, annelerimiz de kolunda ve kafasında Türk bayrağı olan bu adamı izlemişlerdi. Kimileri de maçlarının ayarlandığını yazmıştı. Şaibeli maçlar olabilirdi fakat Gürkan Özkan kariyerinde toplamda 115 maça çıkmış, 105 galibiyet almış ve 69'unu nakavtla bitirmişti. Hepsinin ayarlanması imkansızdı. Yıllardır hiç görünmemesine rağmen insanlar Gürkan Özkan'dan bahsetmişlerdi. Mücadele ruhu, son maçına ölürüm Türkiye şarkısıyla çıkması unutulmamıştı. Son bir umutla Instagram'a tekrar girdim ve bu defa Gürkan Özkan isminin etiketlerine bakacaktım. Gürkan Özkan'ın ismini yazdım, etiketlere tıkladım ve biraz araştırdıktan sonra işte tam o anda 2015 ve 2016 yıllarında paylaşılan Gürkan Özkan resimlerine denk geldim. Avustralya'dan bir ablamız 28 Nisan 2016 tarihinde Gürkan Özkan'ın doğum gününü kutlamıştı. Artık elimde Gürkan Özkan'ı yakından tanıyan birisi vardı. Haberden sonra Gürkan Özkan hakkında attığım ilk somut adımdı. Hemen özelden ablamıza yazdım fakat geri dönüş alamadım. Arkadaşım Gürkan Özkan'ın fotoğraflarının altına ona ne olduğunu ve şu an ne yaptığını sordu. Ablamız ise bu defa cevap verdi. Gürkan Özkan'ın geriye kalan hayatının tadını çıkardığını yazdı. Araştırmalarımın sonunda bir sonuca ulaşmıştım. Gürkan Özkan hayattaydı. Mustafa Sezer'in dediğine göre onun konuştuğu eski hakemler de Gürkan Özkan'ın hayatta olduğunu söylemişlerdi. Elimde farklı kaynaklardan alınan iki bilgi vardı. İkisinde de insanlar Gürkan Özkan'ın hayatta olduğunu fakat sosyal medya kullanmadığını söylemişlerdi.
Bugünlerde 53 yaşında olan Gürkan Özkan'la konuşmak ve sizlere ondan mesaj getirmek isterdim. Hayatta olduğunu ve hayatının tadını çıkardığını bilmek belki de şu an için yeterlidir. Bu video belki de ona ulaşacak ve ileride daha kapsamlı bir video sizlere sunabileceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.